LGS'ye son 91 gün hayallerimizdeki Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu İmatip liseleri için gerçekten çok değerli bir süre 91 gün. Ve çok güzel haberlerimiz var. LGS'nin konuları yarı yarıya azaldı. Sadece birinci dönem konularından sorumluyuz. Bu avantajı, bu fırsatı kaçırmamalıyız. Ve bu 91 günü çok iyi değerlendirip hayallerimizdeki okulları kazanmalıyız arkadaşlar. Haftanın LGS motivasyon sözüne baktığımızda... Onlar sizi rüyada sanıyordur, ama aslında siz geceleri uymuyorsunuzdur. Burada ne demek istiyor? Onlar size ya kazanamazsın ki, çok zor ki, matematik yapamazsın ki, ya şimdi bu sene daha zor soracaklar. Zaten konuların yarısı çıktığı için çok daha zorlaştı. Haberin yok senin kazanamayacaksın diye. Senin kazanmak için gösterdiğin gayretten dolayı seni hayal görüyorsun, rüya görüyorsun zannediyorlardır. Ama aslında sen Bırak rüya görmeyi, geceleri de uyumayarak sıkı sıkıya çalışıp hayallerini gerçeğe dönüştüreceksin. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hayallerinizin peşinden koşarsanız, yani matematik yapamasanız da, fende, Türkçe'de, inkılapta yanlış anı çıksa da sıkı sıkıya çalışmaya devam ederseniz hayallerinizin peşinden koşmuş olursunuz ve hayallerinize yorulur ve size teslim olur. O liselere girersiniz. Şimdi, Birsen Yıldız 96.30 soruyor. Diyor ki, hocam bir hafta konu, bir hafta sorumu çözeyim. Deneme sonuçlarım düzelmiyor. Hala 450'si alabilirim ama olmuyor. Ne yapmalıyım? Günlük dersenden geliş 7.30, zamanında 200. Sadece okuldan geliş 3.30, zamanında 350. Full boş günü 450 soru çözsem fayda olur mu? Şimdi öncelikle, şu çok önemli Birsen... Endişelenmene gerek yok. Kazanacaksın. Çünkü eğer bu sorduğun sorulardakini yapabiliyorsan yani 450 sorumu çözeyim hocam? 350 mi çözeyim? 200 mi çözeyim? diyebiliyorsan sen çalışıyorsun demektir. Çalışan kazanır. Burada bir kere rahat ol. Endişelenmene gerek yok. Ama 450 puan üstü almak istiyorsun. Bunun için sistematik de çalışman lazım. Yani verim de önemli. Şimdi burada şu çok önemli. Bir hafta konu bir hafta soru çözeyim demişsin. Bu yanlış. Yani bir hafta sadece konu çalışıp sonra diğer hafta sadece soru çözmek Biraz garip. Burada yapman gereken şey şu. Şimdi senin sorumlu olduğun konular var, değil mi? Zaten bunların çoğunu da bitirdiniz birinci dönem konuları olduğu için. Diyelim ki X konusu tamam mı? X konusuyla alakalı senin çözmen gereken sorular var. İlk başta çıkmış soruları çözmen lazım. Kazanım değerlendirme testlerini çözmen lazım. İşte bizim yayınlarımızdan işte dinamo'yu çözmen lazım, zoruyu çözmen lazım, taktikli çözmen lazım. İşte fark etmez. Başka yayınlardan kitaplar çözmen lazım. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 çeşit yayın çözmen lazım. Örnek veriyorum. Veya 13 çeşit soru tipi görmen lazım. Örnek veriyorum. Şimdi sen konuyu öğrendiğinde, konuyu öğrendi birinci tipi görmüş oluyorsun. Tamam. Ama esas seni geliştirecek olan şey artık işte çıkmış sorular, kazanım değerlendirme testleri, işte örnek sorular, işte ne bileyim bizim kitaplarımızdaki sorular, başka yayınlardaki soruları çözdükçe artık soruları kaçırma ihtimalin azalıyor. Dolayısıyla senin en çok yapman gereken şey soru çözmek. Yani sadece konu çalıştığın hafta Kayıp bir hafta. Ne kadar çok soru çözersen o kadar öğrenirsin. Sana sınavda konu anlattırmayacaklar. Soru çözülecekler. Dolayısıyla sen konuya çalıştıktan hemen sonra hiç düşünmeden o gün içinde mutlaka bol bol soru çözmen lazım. Bir saat konu çalışıyorsan on saat soru çözmen lazım. On saat konu çalışıyorsan yüz saat soru çözmen lazım. Kurtaracak olan soru çözmek. Neden? Çünkü LGS'ye girdiğinde sana soru soracaklar. Ve sen bazen bir konuyu bilmediğin halde tam tam anlamıyla aklına oturmadığı halde soru çözme taktiklerinden dolayı seçeneklerde cevaplardan biri olduğundan dolayı attığından dolayı bilmiyorum ama inşallah doğru yapacaksın. Dolayısıyla yani soruların cevapları burada baksana cevap mesela şöyle değil soruyu şöyle sormuyorlar. Bu iki cümlenin anlamca birleştirilmiş hali nedir demiyorlar bak. Sana seçenekleri veriyorlar. Ya da matematiğe geçelim. Matematik şöyle bir şey yapmıyorlar yani. Sana mesela şu soru şu. Pardon matematiği açamadım. Şöyle yapıp hadi bakalım yap bunu demiyorlar sana seçenekler veriyordu. Dolayısıyla sen atsan bile doğru yapacaksın. Yani şunu demek istiyorum. Sen seçeneklerden giderek, soru çözerek, ha burada bu olabilirdi diyerek yapabileceğin birçok soru olacak. Dolayısıyla senin bol bol deneme çözmen lazım. Bol bol soru çözmen lazım. Zaten biz de o yüzden sizlere bir sürü işte beş hamle demat, altı adımda tekrar, dinamo vereceğim konuları gibi bir sürü kitaplar hazırlıyoruz. Yani biz size 10 tane video çekiyoruz, 15 tane kitap hazırlıyoruz. Niye? Çünkü siz soru çözerek kazanacaksınız. Dolayısıyla bir hafta konu bir hafta soru değil, daha çok soru çözmen lazım. Konuyu öğrenin, öğrenmez soru çözmen lazım. Soru çözüp yanlış yapman lazım, yanlışların doğru cevabını öğrenmen lazım. Burası önemli çünkü öğrenci soruyu çözüyor mesela ben görüyorum açıyor, hmm, çözdüm Ceyhan diyor. Sonra bitiyor. Ne yaptın ya? Cevapları niye kontrol etmedin? E, peki tam diyor. Bak bu böyle manyaklar var. Sonra bu kadar manyak değilsiniz belki ama sonra cevaplarını kontrol edin. Hmm, bu Ceyhanmış diyor. Aa ben B yapmışım. AYT C yapardım diyor geçip gidiyor. Ne yaptın sen ya? Yanlış yaptığın sorunun çözümünü karakı okutarak uzman hocanın taktiğinden dinlesene. Bunu neden B yapmış olabileceğini de sana söyleyecek belki. Nerede eksik olduğunu söyleyecek. Dolayısıyla yaptığımız yanlışların üzerinden geçmemiz de bizim başarı olmamızı sağlıyor sevgili Birsen. Gelelim haftanın LGS kaynağına. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizler sizleri iki gruba ayırdık. Bir mükemmeller, bir süperler. Yani ikiniz de bir süpersiniz. Peki aradaki fark ne hocam? Biri Zaten sene başından beri çok sıkı çalışanlar, bazıları da yani aslında çok da çalışmıyordu ya hafiften beri çalışıyordu. Şimdi konular azaldı, hızlanıp kazanacağım diyenler. Şimdi bu arkadaşlar ise zaten sene başından beri gayretli bir şekilde çalışıyordu. Konular azaldığı için daha da vitesi büyütenler. Şimdi bu süper tekrarcılar için bizim hazırladığımız bazı kaynaklar var arkadaşlar. Mesela yeni nesil Türkçe matematik kitabı, aynı zamanda son tekrar seti, aynı zamanda alt hızlı tekrar... Aynı zamanda beş hamle demat. Bunlar yepyeni kitaplarımız. Bu kitaplar daha bu ay çıktı. Niye? Çünkü LGS konuları değiştiği için. Bunlar zaten hazırdı. Biz bunları tüm sene için yapacaktık. Yani bu kitap daha kalındı. Böyle ikinci dönem konuları da vardı. Sadece birinci dönem konular olacak kitabın yarısını bastık. Ve böylece fiyatı inanılmaz uygun hale getirdik. Yani burada fiyatını da görebilirsiniz. İnanılmaz mintoş bir fiyata gelmiş oldu. Ve kitabımıza da her şeyi böyle efsane bir şekilde hazırladık. Tamamen LGS 2023'te full yapmanız, başarmanız için hazırladık. Şimdi bunlar süper tekrarcılar için. Beş hamlede mat, alt adımda hızlı tekrar, son tekrar seti ve yeni Türkçe matematik. Bir de sene başından beri tam anlamıyla bizim kaynaklarımızdan çalışmamış arkadaşlar içinde sadece birinci dönem konuların olduğu dinamo. Bak sadece birinci dönem konuları var. Eğer dinamoları çözülseniz bunu almanıza gerek yok. Ama çözmediyseniz çok daha avantajlı bir şekilde buradaki toplam altı kitabı. Dinamo Matematik, Dinamo Türkçe, Dinamo Fen, Dinamo İnkılap, Dinamo Din, Dinamo İngilizceyi çözebilirsiniz. Ya da ilk tekrar seti yine bu da avantajlı bir şekilde ve zoru seti çözmeniz gerekiyor. Son tekrar seti de çözmeniz lazım çünkü bunlar da zaten sınavdan önce yapacağımız son tekrarlar. Özet olarak arkadaşlar sizler süper tekrarcıysanız bu kitapları eğer hızlı tekrarcıysanız diğer kitapları Tonguç Mağazadan alabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar söylüyorum LGS'de size soru soracaklar arkadaşlar. LGS'de Hoş geldin Birsen. Hoş geldin Mehmet. Hoş geldin Ahmet. Anlat bakalım demeyecekler. Size ...cevapları A, B, C, D diye önüz yazan soru soracaklar. O yüzden arkadaşlar lütfen bol bol soru çözün. Bol bol yanlış yapın. Bol bol o yanlışların doğru cevabını öğrenin. Bizler LGS dershanesinde öğrencilerimizle bol bol soru çözüyoruz. Her hafta onlara deneme sınavı yapıyoruz. E, farklı kitaplar gönderiyoruz. Kişi özel kitaplar gönderiyoruz. Sizler de LGS dershanesine katılabilirsiniz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bizler öğretmenleriniz olarak... ...okuldaki hocalarınız, işte LGS dershanesindeki hocalarınız... ...Tonguç Akademi'deki hocalarınız olarak... ...veyahut da sizin kursdaki hocalarınız olarak... Sizlere kapıları açıyoruz. Hadi bakalım çocuklar girin içeri diyoruz. Ama o çalışmaları yaparak, o soruları çözerek, bu soruları çözdükten sonra açtığın soruyu çözün, yanlışını karekodtan dinleyip çözümünü öğrenerek her şeyi sınav günü yalnız başınıza başaracak olan sizlersiniz. Yani LGS'yi siz kazanacaksınız. Çünkü sınava yalnız başınıza gireceksiniz. Açacaksınız kitapçığı. Bismillahirrahmanirrahim. Tak 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 tak. Hepsini başaracaksınız. Bizler sizlere inanıyoruz. Sizler de kendinize güvenin. Şu işi bitirin. Hadi bakalım.